günü. Anadolu ve Rumeli toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bugün bizlere vatan olmuştur. Yine bugün bu güzel ülkede bizlerin huzur içinde yaşayabilmesi için canını siper eden gazilerimiz milletimizin sinesinde her zaman en kıymetli yerde bulunacaklardır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimize bir kere daha şükranlarımızı sunuyor. Ebediyete intikal edenlere Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün Bilecik'te bir tren kazası daha yaşandı. İki makinistimiz hayatını kaybetti. Onlara da Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Son yıllarda can kayıplı tren kazaları giderek sıklaşıyor. Bu konuda yönetimin azami dikkati göstermesi gerekiyor. Sonuç itibariyle bu bir devlet kuruluşudur ve bu canlar devlete emanettir. Değerli basın mensupları, kötü yönetimin ekonomide yol açtığı tahribat her geçen gün artıyor. Millet feryat ediyor, saray sosyetesinin kulakları duymuyor. Ama yapılan tüm cambazlıklara, tüm makyaja rağmen artık mızrakta çuvala sığmıyor. İki gün önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, inşaat ve enerji sektörlerinde 46 milyar liralık kredinin battığını açıkladı. Bankalara bunun yıl sonuna kadar zarar olarak yazılması, bilançolarına zarar olarak yazılması talimatını da verdi. Ben 1999'da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kurucu başkan yardımcısıydım. Biz BDDK'yı bankacılık sisteminin günlük işleyişine siyaset müdahale etmesin. Bankaları etkin bir şekilde gözetleyip denetlesin. Sistem risklerini engellesin. Mevduat sahiplerinin mevduatlarını korusun diye kurmuştuk. BDDK kurulduğundan bugüne ilk defa böyle bir açıklama yapıyor. Mevzuat belli. Buna göre geri dönmeyen kredilerin tanımı da belli. Bankalar başka bir talimata gerek duymadan mevzuatı uygulamak zorunda. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu da bu uygulamaları denetleyecek. Mevzuata uymayan bankalarla ilgili gerekli işlemleri yapacak. Bunun için Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nun herhangi bir açıklama yapmasına gerek yoktu. 46 milyar liralık batık tespit ettim. Yıl sonuna kadar gereğini yapın dedim. Bu ne demektir? Değerli basın mensupları, ya bankalar inşaat ve enerji sektörlerine verdikleri geri dönmeyen kredilerle ilgili olarak gereğini yapmamışlardır. Ya da BDDK bankalara aman seçimler öncesinde şimdi durun, sorun çıkartmayın, batan kredileri şimdilik batmamış gibi gösterin demiştir. Siyasi baskılara boyun eğerek bankaların tabi olduğu düzenleyici çerçeveyi eğip bükmüş, seçim bitince de enerji ve inşaat sektörlerinde batan 46 milyar Türk lirası tutarındaki krediyi zarar yazın demiştir. Altını çizerek söylüyorum. Bu yapılan son derece tehlikeli bir iştir. Son bir yıldır BDDK'nın izniyle bankacılık sisteminin bilançolarının makyajlandığını göstermektedir. İktidardan önce 1001 emekle sağlanan bu mevcut iktidardan önce 1001 emekle sağlanan bankacılık sistemine güveni işte bu yapılanlar bitirir. Ve bunun maliyeti de ülkemize son derece ağır olur. Değerli basın mensupları, uzunca bir süredir iktidar kendi çıkardığı ekonomik krizin sorumluluğunu dış güçlere, olmazsa içerideki muhaliflerin üzerine yıkmaya çalışmaktadır. O da yetmeyince bağımsız kurullara müdahale etmektedir. Bu da yetmeyince damadın arkadaşı devreye girmektedir. TÜİK eliyle ekonomik verileri makyajlamaktadır. O da olmayınca kamu bankaları aracılığıyla piyasalara müdahale etmektedir. Artık kimse ne piyasalarda oluşan fiyatlara ne de TÜİK verilerine güvenmemektedir. 46 milyarlık batık kredinin buzdağının sadece görünen kısmı olduğu, gerçek batığın
çok daha yüksek olduğu söylenmektedir. Hatırlatalım, batık kredilerin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili İstanbul yaklaşımı yasası meclisten geçerken, yetkililer 400 milyar liraya aşan bir sorunlu kredi tutarından söz etmişti. Önümüzdeki günlerde turbun büyüğünün heybede olup olmadığını göreceğiz. Ana muhalefet partisi olarak milletimiz adına soruyoruz. Bu batan kredileri hangi bankalar, kimlere verdi? BDDK'nın söylediği 49 milyar liralık sermaye artışını yapan bankalarla 46 milyar liralık krediyi batıran bankalar örtüşüyor mu? Yani bunlar farklı farklı bankalarsa o zaman açıkta kalan banka sorunu yaşarız. Bu batık krediler içinde devletin sahibi olduğu bankaların açtığı kredilerin payı ne kadardır? Tabii en önemlisi, bu batan 46 milyar lira kimin cebinden çıkacaktır? Zarar bankaların üstünde mi kalacaktır? Yoksa bu zararı hazine mi üstlenecektir? Ve son bir soru daha. Yoksa bir uluslararası kuruluş bu rezaleti yakaladı da kamuoyuna açıklayıp gereğini yapın diye BDDK'ya baskı mı yapmıştır? Bu sorulara cevap bekliyoruz. Değerli basın mensupları, kimyada çok bilinen bir kanun vardır. Lavoisier yasası. Hiçbir şey yoktan var olmaz, varken de yok olmaz. Bu 46 milyarlık zarar artık vardır ve bunu yok etmek de mümkün değildir. Bu zararın bankalar tarafından sineye çekileceğini varsayarsak, bu durumda ya zaten kredi verme iştahını yitirmiş bankalar kredi vermekte daha da nazlanacaktır, ya da bankalar azalan sermayeleriyle verecekleri krediler için daha fazla getiri isteyecek, yani faizleri arttıracaklardır. Zaten daralan bir ekonomide bu durum yatırımların gerilemesi ve işsizliğin daha da artması demektir. Bir diğer olasılık da bu maliyetin hazineye, yani vergi mükelleflerinin sırtına taşınmasıdır. Yükün vergi mükelleflerinin sırtına taşınması ise kamunun borç yükünün artması, memura, işçiye, emekliye, çiftçiye, kredisini batırmayan müdebbir esnafa, iş adamına altyapıya sağlanacak imkanların düşmesi demektir. Herhal ve kârda fatura toplumun en yoksul kesimlerine çıkacaktır. Tüy bitmedik yetimin 3-5 kuruşunun 3-5 yandaşa verilen kredileri kurtarmak için kullanılmasının yaratacağı ahlaki çöküntü ise cabasıdır. Biz iktidarı bugünlere gelinmesin diye çok uyardık. 2009 Haziran ayında çıkarttıkları döviz geliri olmayan şirketlere içeriden dövizle borçlanma imkanı veren karardan için dedik, dinletemedik. Bari bu paraları betona, alışveriş merkezlerine değil, sanayiye, fabrikaya yatırın dedik, yine dinletemedik. Şimdi Türkiye Bankalar Birliği Başkanı çıkmış 46 milyar liralık kredinin ağırlıklı olarak döviz cinsinden olduğunu belirtiyor. Sonra da o zaman öyle yapmıştık, bundan sonra farklı davranacağız diyor. Peki bu işler bu kadar kolay mı? Batan 46 milyar liranın hesabını kim verecek? İşi batırdılar, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında çözüm önerdik, yine dinlemediler. Kaç yıldır söylüyoruz, hak, hukuk, adalet diyoruz. Küresel piyasalarda yarışma gücümüzü arttıracak yapısal adımlar diyoruz. Herkesi kucaklayan büyüme diyoruz. Mali, parasal, çevresel sürdürülebilirlik diyoruz. Şimdi yanlışlar CHP'nin çözüm önerisi yok diyorlar. Hiç merak etmesinler. Derdin dermanı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ama bu metal yorgunlarında önlem alacak takat artık yok. Bunlar hesapsız kitapsız dışarıdan dolarla aldıkları borçları betona gömdüler. Şimdi borcu geri ödeyecek dövizi bulamıyorlar.
Şehirlerimiz, dağlarımız, ormanlarımız, derelerimizi rant hırsıyla talan ettiler. El atına binen tez iner dedik, onlar el atına binip çalım sattılar. Sonunda borçlanma genel müdürlüğü kurdular. Bu gidişle onu da alacaklılara devredip düğün umumiye yaparlar. 17 yılda ülkemizin geçmişini yediler, geleceğine de ipotek koydular. Sakarya'daki tank palet fabrikasının özelleştirilmesine karşı çıktık. Biz bunu aslında ülkenin bir beka meselesi olarak da gördük. Milli savunma sanayimizin en kritik fabrikalarından birini Katar ordusuna peşkeş çekmeyin dedik. Özelleştirmeyin dedik. İktidar ne yaptı? Eveledi, geveledi, özelleştirmiyoruz, satmıyoruz ama kiralıyoruz, 50 milyon dolar da yatırım yapacaklar gibi bir sürü boş laflar söyledi. Biz o kiralamaların ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Önümüzde kapı gibi Türk Telekom örneği var. Bu iktidar milletimizin tarlasının taşıyla milletin tarlasının kuşunu vurdurmak konusunda gayet mahirdir. Kârı elin oğluna verip zararı ise Türk bankalarının sırtına nasıl yıktığını aslında Telekom sürecinde gördük. Özelleştirme değil dediler, aldık özelleştirme kararını önlerine koyduk. 50 milyon dolar yatırım yapacaklar dediler. Genel başkanımız çıktı. Bir haftada bulurum. Yeter ki fabrikayı Katarlılara vermeyin dedi. Yetmedi. Tamam, mesele 50 milyon dolarsa bir haftada değil bir günde bulurum. Bu ülkenin vatansever insanlarına, iş adamlarına güveniyorum dedi. Bakın, dün iktidar partisinin sözcüsü çıkmış yine 50 milyon dolar yatırım yapılacak diye anlatıyor. Sayın Çelik'e küçük bir hatırlatma yapalım. Devri iktidarlarında bütçeden yapılan faiz ödemelerinin toplamı 467 milyar dolardır. Milyon demiyorum. 467 milyar dolar diyorum. Bu yıl her gün faize bütçeden 50 milyon dolar ödedik bugüne kadar. Şimdi çıktılar 50 milyon dolar yatırım yapılacak diye tank palet fabrikasının peşkeşine kılıf hazırlıyorlar. Yetmiyor, karar mıydı, kararname miydi? Siz bu işleri bilmezsiniz diye pek çok laf oyunuyla yaptıklarının üstünü örtmeye çalışıyorlar. Biz kararın da kararnamenin de ne olduğunu biliriz. Resmi gazete hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Cumhurbaşkanı kararnamelerinin resmi gazetede yayınlanacağı, kararların ise uygun görülmesi halinde yayınlanacağı ifade edilmektedir. Bu doğru. Türkiye'nin gündemini aylarca meşgul etmiş bir olayla ilgili bir kararın resmi gazetede yayınlanmaması, onun milletin gözünden kaçırılması demektir. Ama yine de AK Parti sözcüsüne dolambaçlı yollardan yapılan bu özelleştirmenin ayrıntılarını dün kamuoyuna açıkladığı için teşekkür ediyoruz. Fabrika Katar ordusuna gitmiş. Teknoloji gelecekmiş. Bırakın bu mügalatayı. Bizim mühendislerimizin geliştirdiği teknolojiyi, prototipi Katar ordusuna peşkeş çektiniz. O Katar ki Doğu Akdeniz'de ülkemizin çıkarları aleyhindeki petrol arama faaliyetlerine katkı sağlıyor, katılıyor. Yerlilik ve millilik laflarını ağızlarından düşürmeyenlere koskoca Almanya'nın stratejik öneme sahip tesislerini sattırmamak için nasıl yatırım fonu kurduğunu buradan bir kez daha hatırlatıyorum. Bir de dün tank palet fabrikası kamu özel işbirliği kapsamında gitti dedi. Ne demek kamu özel işbirliğiymiş? O zaman bir zahmet açıklayacak. Yandaşınızın şirketine yılda kaç tank alma garantisi verdiniz? Garantiyi kimin milli parasıyla verdiniz? Türk lirasıyla mı, dolarla mı? Yoksa avroyla mı? Yoksa Katar'ın parasıyla mı? Cumhuriyet'in bize bıraktığı 63 milyar dolarlık kamu malını sattılar, doymadılar. Döviz cinsinden garantiler verdikleri kamu özel işbirliği projeleriyle devleti milyarlarca dolarlık taahhüt altına soktular, yine doymadılar. Türkiye'nin borcunu 17 yıllık iktidarlarında 3,5 kat arttırdılar, doymadılar. Bizim bütün uyarılarımıza kulaklarını tıkadılar. Şimdi hesabı ödemeden masayı devirip sıvışmanın yollarını arıyorlardı. Biz bunu söyleyince de suçüstü yakalananların telaşı içinde bağırıp çağırıyorlar. Vatandaş reform bekliyor diyorlar. Bir yürüsünler de görelim.
Görelim bakalım vatandaşın mı, yandaşlarının mı beklentilerine cevap verecekler. Ne diyoruz? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Takke düştü, gel göründü. Uçtuk, kaçtık, şahlandık dediler. Geldiğimiz yer Türkiye İstatistik Kurumu'nun makyajlı rakamları dahi saklayamaz oldu. Dün TÜİK 2018 yılına ait gelir ve yaşam koşulları araştırmasını yayınladı. Bu araştırmanın sonuçlarına göre 2018 yılında 80 milyonluk ülkemizde 53 milyon yurttaşımız konut masraflarını, 48 milyon vatandaşımız da borcunu ödemekte zorlanıyor. 46 milyon vatandaşımız evinden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayamıyor. 26 milyon yurttaşımız iki günde bir masasına bir kap et yemeği koyamıyor. 24 milyon vatandaşımız ucu ucuna geçiniyor. Beklenmedik bir masraf çıkarsa karşılayamıyor. 11 milyon vatandaşımız soğuk kış günlerinde evini ısıtmakta zorlanıyor. İşte AK Parti iktidarlarının 17 yılda milletimize getirdiği yer bu. İşte ancak bu kötü rakamlar dahi TÜİK tarafından makyajlanmış. Türkiye'nin 2017 yılında yıllık büyümesi %7,5 iken 2018'de hatırlayın geçen yıl %2,8'e düşmüştü. Üçte bir. Aynı dönemde milli gelirimiz 853 milyar dolardan 789 milyar dolara gerilemişti. Kişi başına gelirimiz ise 10.616 dolardan 9.693 dolara inmişti. 2017'de %11,9 olan enflasyon, yıllık enflasyon 2018'de %20'ye çıkmıştı. Bu dönemde ülkemizdeki gerçek işsiz sayısı 7 milyona dayanmıştı. Buna rağmen 2018'e ait gelir ve yaşam koşulları bir yıl öncesine göre az da olsa iyileşme gösteriyor. Bu nasıl oluyor? Bakın geçtiğimiz yıl protesto edilen senetler bir önceki yıla göre %48 artmış. Karşılıksız çekler %72 artmış. Bankalara geri ödeyemeyen krediler %51 artmış. Buna karşın TÜİK'e göre 2018'de borcumu ödemekte zorlanıyorum diyenlerin sayısı hem sayı olarak hem oran olarak düşmüş. Bu nasıl oluyor? 2018 yılının ikinci yarısında doğalgazın fiyatı önceki yılın aynı dönemini hatırlayalım yine %22 artmıştı. Fakat TÜİK'e göre 2018'de evinin ısıtma ihtiyacını karşılayamayanların oranı düşmüş. Yani daha iyi, herkes daha iyi durumda. Evinin ısıtma ihtiyaçlarını karşılamadı. Veriler vatandaşlarımızın hayatını etkileyen gelir, hayat pahalılığı, işsizlik, borç gibi göstergelerin tamamının krizin başlandığı 2018 yılında 2017'ye göre kötüleştiğini gösteriyor. Her ne hikmetse TÜİK yaşam koşullarını az da olsa iyileştirme, düzeltme becerisini gösteriyor. Görünen o ki bu verilerin de üzerinde damadın arkadaşının başında bulunduğu TÜİK'in yaptığı bir ton makyaj var. Ancak veriler ne kadar makyajlanırsa makyajlansın, ülkemizde zengin ve fakir arasındaki makasın açıldığını gizlemeye yetmiyor. Değerli basın mensupları, bu araştırmanın sonuçlarına göre 2018 yılında en zengin %20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay 2017'ye göre 0.2 puan artarken en yoksul %20'lik grubun aldığı pay 0.2 puan düşmüş. Ucube Tek Adam rejimi projesinin uygulamaya konduğu 2014 yılından bu yana toplumun en zengin %20'lik kesiminin toplam gelirden aldığı pay 1.7 puan artarken en yoksul %20'lik kesimin payı 0.1 puan azalmış. Gelir dağılımı 2014'ten bu yana bozulmaya devam ediyor. Hane halkı yoksulluk sınırı serisine baktığımız zaman da 2018'de yoksul sayısının ve yoksulluk oranının yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. Bir yanda diğer veriler, bir yanda bu veriler, bu tutarsızlıklar kurumun verilerine olan güveni iyice sarsıyor.
Tüm bunlar milletimizin hayat standardı giderek düşerken yaldızlanan resmi rakamlarla günün kurtarılmaya çalışıldığını gösteriyor. Ülke yönetilmiyor. Ülke savruluyor. Biz bunu dediğimiz zaman da kızıyorlar. İşsizlik ülkemizin umudu ana babaların binbir emekle okuttuğu gençlerimizi ezip geçiyor. Ama saraydakiler çıktıkları kibir kulelerinden gençlerimizin bu halini görmüyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreninde çıkıyor. Efendim işsizlik var. Olabilir. Her üniversite mezununun iş sahibi olması diye bir şey yok diyiveriyor. Elimizi vicdanımıza koyalım. Bunu duyan yeni mezun olmuş bir genç nasıl ileriye bakarken güven duyacak? Bunlar milleti unuttu. Saray sosyetesinin ve havuz müteahhitlerinin aşını işini büyütmeye daldı. Sarayda çifter çifter maaşlar, ballı yönetim kurulu üyelikleri, efuliler, ejder suları, 9 kat zırhlı milyonluk Mercedesler, diğer tarafta da sofrasına 2 günde bir kap et yemeği koyamayan 26 milyon yurttaşımız. Üstadlarının dediği gibi bu Taksim'i kurt yapmaz kuzulara şah olsa. Hadi çıktınız kibir kulelerine. Milleti unuttunuz. Görevlerinizi unuttunuz. Milletle duygudaşlık yapmayı unuttunuz. Ne yaparsak ne söylersek millet sineye çeker diye düşünmeyin. Bu millete saygı göstermeyi unutmayın. Ülkede sayısı 1 milyonun üstünde üniversite mezunu işsiz var. Ne işte çalışan ne de eğitimde olan, anasının babasının eline bakan 5 milyon 200 bin gencimiz var. Anlaşıldı, bunlara iş bulamayacaksınız. Bari kalplerini kırmayın. Kibirinize yenilip onları suçlamayın. Her yere yüksek lise seviyesinde kasaba üniversitelerini siz açtınız. Şimdi eğitimde kaliteden şikayet etme hakkınız yok. Milletin çocuklarını bu kasaba üniversitelerine doldurdunuz. Şimdi de onlara buradan çıkınca iş bulamama normal diyorsunuz. Milletin yetkiyi verdiği siyasetçi, milletin çoluğuna çocuğuna iş bulmak benim görevim değil demeye başladıysa ona sorarlar. Sen ne işe yararsın derler. Peki devlete vatandaşa iş olanağı sağlama görevini veren anayasamızın 49. maddesini bu durumda nereye koyacağız? AK Parti sözcüsünün de dediği gibi millet iktidarda olanlardan sorunlarının çözülmesini bekliyor. Dış güçler, muhalefet laflarıyla gerçeklerden kaçmak, aspirin tedavisiyle, pansumanla, makyajla, piyasalara müdahale ederek ekonomik sorunların üstünü örtmek yerine ekonomik ve sosyal konseyi toplayarak sorunları ortak akılla belirleyip çözümleri bütüncül bir yaklaşımla ortaya koyan bir programı uygulamaya başlayın. Artık vatandaşın vergileriyle size verdiği maaşları hak etme vaktidir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorunlarınız varsa alabilirim. İsimleriniz ve kurumlarınızla birlikte lütfen. Fırat Irmak, Fox TV efendim. Birkaç sorum olacak. Öncelikle millet... Teker sorarsanız... Tamam efendim. Millet İttifakı ile ilgili dün Sayın İYİ Parti Lütfü Türkkan'ın bir açıklaması olmuştu. Biz CHP ile koalisyon ortağı değiliz. Aynı siyasi görüşe mensup partide değiliz. Biz CHP ile seçim ittifakı yaptık. Seçim bitti. Kimse bizi HDP ile anayasa hazırlayan CHP ile yan yana tutmasın açıklamaları oldu. Millet İttifakı hani bitti mi ya da bir çatlak mı var? Bu açıklamaları nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi son seçimlerde Millet İttifakı son derece değerli bir işlev görmüştür. Millet İttifakı bu milletin makus talihini değiştirmiştir. Dolayısıyla son derece değerlidir. Bu tür değerlendirmelerle Millet İttifakı'nı değersizleştirmeye çalışmaya hiçbirimizin hakkı yoktur. O nedenle ben bu soruya bu kadar cevap vereceğim. Yeah, from the hands.
Feyza Tamince ile ilgili dün Adalet Bakanlığı'nın bir başvurusu ve kararı oldu. Tamince hakkında verilen takipsiz kararını kaldırması için kamu yararına bozma şeklinde başvuruldu. Kabul olursa Feyza Tamince hakkında yeniden soruşturma açılmasına da karar verilebilecek. Bu kararı, bu hamleyi nasıl değerlendirirsiniz? Çok uzun bir süredir biz genel başkanımızda, ben de FETÖ borsalarından ve bu çerçevede söz konusu kişinin istisnai muameleye tabi tutulmasından bahsediyoruz. Öyle sanıyorum ki şimdi bu gelişmeler aklın yeniden bali olduğunu gösteriyor. Bakalım, sonuçları biz de dikkatle izliyoruz. Bir de Adalet Bakanı ile ilgili efendim, Sabah gazetesinde bir köşe yazısı yer almıştı. Sayın Bakan'ı hedef alan, eleştiren şekilde. Dün de kendisinin bir açıklaması oldu. Daha düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar dedi. Öncelikle bakanın bu mesajı kimeydi? Bir de bu ikili çatışmalara baktığımız zaman AK Parti içerisinde de bir çatışma var mı acaba? Sizin görüşünüz nedir? Şimdi tabii ben bu mesajın kime olduğunu bilemem. Onların kendi partilerinin içinde gelişen bir takım sorunlar. Yani çünkü hepsi hep birlikte maklubeyi avuçladılar. Dolayısıyla bu FETÖ meselesinde FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkmadıkça kamuoyu neyin ne olduğunu anlamakta her zaman zorlanacaktır. Bu nedenle de bizim talebimiz FETÖ'nün siyasi ayağının bir an önce ortaya çıkmasıdır. Kanal D Haber, Merve Toprak. Efendim, geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu yaptığı Denizli ziyareti sırasında ekonomiye yönelik eleştiriler yaparken iktidar ben artık yönetemiyorum, erken seçime gidiyorum diyebilir ifadesini kullanmıştı. Ömer Çelik'ten de yanıt geldi. Erken seçim yok, hükümet gündeme hakim şeklinde. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu tartışmayı? Biz baştan beri söylüyoruz, bizim bir erken seçim talebimiz yok. Ama iktidar ben bu işi götüremiyorum, ben bunu yapamıyorum, onun için artık aldığım yetkiyi sahibine iade edeceğim derse bizim de buna söyleyecek bir lafımız olmaz. Biz de erken seçime hazırız. Hazır olmakta durumundayız zaten. Ama burada biraz önce ifade ettim. Öyle anlaşılıyor ki yemeği yiyip hesabı ödemeden masayı devirip sıvışmak isteme yaklaşıma hakim ki bu kadar büyük yaygara koparıyorlar. Vatandaşın reform talep ettiğini, vatandaşın dertlerine çözüm talep ettiğini açıkça ifade ettiler. Bakalım, göreceğiz. Vatandaşın mı, yandaşın mı dertlerine çözüm getirecekler? Teşekkür ediyorum arkadaşlar.